Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz Abana marka 3 kW'lık, şöyle etiketini de göstereyim ama telefonun çözünürlüğünden göremiyorsunuz. 3 kW 1400 devirlik Abana marka motor. Bu modifiye edildi, sargılar değiştirildi. Şurada gördüğünüz gibi bağlantıları yapıldı. Bunu 1.1 kW'lik küçük motorla döndürüyorum. 1400 devir döndürdüğüm takdirde bu pano vasıtasıyla uyartım akımıyla 220 volta çıkarıp aynı zamanda da 50 Hz üretmektedir. 50 Hz ürettiğini bu gördüğünüz güç kaynağı eğer 40 Hz veya daha büyük yüksek Hz veya düşük Hz'lerde bu cihaz çalışmaz. Sizlere 50 Hz'in nasıl verdiğini çalıştırmak için bu cihazı bağladım. Ayrıca burada gördüğünüz frekans metremiz de var. Onu da sizlere göstereceğim. Bu gördüğünüz 4 kW'lıktır. Onu da daha sonra ayrıca test edeceğim. Sizlere bu panoyla beraber, şu gördüğünüz panoyla beraber bu motor gönderilecek. Yanında da bu ölçü aletini göndereceğim. Yani 3 parça olarak göndereceğim. Ölçü aleti, pano ve motor. Diğeri de benim test motorudur. Şimdi sizlere çalıştıracağım kaç volt verdiğini ve bu güç kaynağının çalıştığını. Burada da her çıkışa da ampul koydum. Ampulleri nasıl yaktığını göreceksiniz. Tabii bu normalde 3 tane ayrı 220 voltu vermektedir. Daha sonra da trifaze çalışmam olacaktır. Evet, taktım. Şimdi çalıştırıyorum. Şurada fişi sokuyoruz. Evet, motor dönmeye başladı. Sigortalarımızı açıyoruz. Bakın. Yandı. Şimdi güç kaynağımızı da açıyoruz. Voltajımız 217 volt. Frekansımızda bakalım. 53 Hz şu anda. Bakın cihaz sesi yok. Şu anda bundan beslenmektedir. Kesiyorum. Bakın cihaz ötmeye başladı. Bu da demektir ki 50 Hz ile çalışıyor anlamındadır. Tekrar devreye veriyorum. Bakın. ...217 volt, 53 Hz ve motorumuz da budur. Fişi çekiyorum. Evet, tekrar güç kaynağı devreye girdi. Onu da kapatıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. 1400 devirde 50 Hz ve 3 kW'lik olan bir alternatörün çalıştığını gördünüz. Her bir prizden 220 volt, 220 volt, 220 volt ayrı ayrı alırsınız. Ve bunlardan da 1 kW almasanız da 900 er watt rahat alırsınız. Teşekkür ediyorum.